Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef tam bir skandal durum yaşanıyor. Daha önce emeklilerin maaşlarına %5,2 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Ancak göreve gelen yeni hükümet bu zam oranını 0,8 puan düşürerek 5,2'den 4,4'e düşürdü. Bunun anlamı şu: emekliler Almanya'da sürünmeye devam edecek. Kusura bakmayın, ben böyle görüyorum, böyle yorumluyorum. Şu anda emeklilerin pek çoğu 700 ile 1000 euro arasında maaş alıyor. Yaklaşık 21 milyon emekli var Almanya'da. Eğer sosyal yardımlar olmasa emekliler yaşayan birer ölü demektir. Kıymetli izleyicilerimiz, dünyanın en gelişmiş, dünyanın ekonomisi en büyük ülkelerinden bir tanesini anlatıyorum. Uganda'yı anlatmıyorum, Mozambik'i anlatmıyorum, Papua Yeni Güney'i anlatmıyorum, Almanya'yı anlatıyorum. Emekliler gerçekten çok kötü durumda Almanya'da arkadaşlar. Eğer sosyal yardımlar olmasa emekliler nefes alamazlar. Açlığa mahkum demektir. Bakın, Avrupa'nın genelinde şöyle bir politika var. Ne kadar az emekliye maaş verirsek kendimizi o kadar kârda sayarız sanıyorlar devletleri yönetenler. Bu 21 milyon insanın 35-40 yıl boyunca çalıştığı, ürettiği, ülkenin kalkınması için alın teri döktüğünü hiçbir zaman hatırlamazlar, bilmezler. Emeklilerin almış oldukları paraları bütçede birer yük olarak görürler. Yine arkadaşlar, Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde emeklilik yaşının 68'e çıkartılması için şu anda hazırlıklar yapılıyor. Bu ne demek? Mezarda emeklilik hayırlı uğurlu olsun demektir. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde emekliye tek bir kuruş dahi yardım yapılmadı. Bunu da geçtik, yardımı falan vazgeçtik. Şu anda markette, çarşıda, pazarda emeklinin maaşıyla almış olduğu gıda ürünlerine son bir yıl içerisinde en az %25 oranında zam geldi. %25. Bakın, Avrupa genelinden bahsediyorum. Peki, emekliye şu anda verilen zam düşürülüyor. Bu ne demek biliyor musun? Emekliye öl demek. Avrupa'da yaşayan pek çok emekli vatandaşımız almış olduğu maaşlarla geçinemediği için yılın büyük bir kısmını Türkiye'ye giderek Türkiye'de geçiriyor. Niye? Euro daha değerli. Hiç olmazsa orada daha rahat yaşarım diyor. Gerçi Türkiye'de de fiyatlar yerinde durmuyor. Orada da uçmuş ama Avrupa'ya göre daha ucuz. Hala ucuz. Şimdi bakın, bu ne demek? Emekliye maaş vermek istemiyorum demek, emekliyi yok saymak, emekliyi açlığa, yokluğuma mahkum etmektir. Dünyanın neresinde görülmüş emekliye vaat etmiş olduğun ya da söylemiş olduğun zam oranını düşürmek? Ne oldu? Almanya bu zaman zarfı içerisinde 3. Dünya Savaşı'na mı girdi? Atom bombası mı atıldı? Ne oldu Almanya'ya? Hani para olmasa diyeceğiz ki Almanya ekonomisinde para yok arkadaş, bu yükü kaldıramaz. Arkadaşlar, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Bakın, beni takip edenler bilir. Ben ne dedim size? Bundan 1-2 ay önce dedim ki, yeni kurulacak hükümetin ilk icraatlarından bir tanesi yeni vergiler ve emeklilerin maaşı olacak. Al size arkadaşlar, maalesef üzülerek görüyoruz ki çıktı. Şimdi yeni vergiler gelecek. Koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri çıkarmak için emeklinin sırtına binecekler. Çalışandan almış olduğu gelir vergisinin oranını arttıracaklar. İşçilerin maaşları daha çok kesilecek. Aldıkları net maaş düşecek arkadaşlar. Ben bu sosyal yardımlar yapılırken söyledim defalarca. Yine beni takip edenler bilir. Dedim ki, şimdi bu esnafa geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir korona desteği veriyorlar ya. Derneklere vesairelere yardım ediyorlar ya dedim. Göreceksiniz, bu işler birazcık rölantiye ya da insanlar bu işlere alışsın. Ondan sonra ödemiş oldukları bu paraların hepsini çıkartacaklar dedim. Buyurun arkadaşlar, ilk adım atıldı. Emeklilerin maaşına göz koydular. Ya emekliye kaç para maaş veriyorsun ki? Kaç para veriyorsun? Şimdi arkadaşlar, Avrupa'da yine anlayamadığım bir durum var. Şöyle ki, şimdi emekli düşük maaş alıyor diyoruz değil mi? Ne yapıyor emekli? Gidiyor sosyal yardıma, diyor ki Bak diyor, ben kiramı ödeyemiyorum, faturamı ödeyemiyorum, geçinemiyorum diyor. Bana yardım et diyor. Sosyale gidiyor değil mi? Ne yapıyor sosyal? Uygunsa para veriyor. Şimdi devlet vatandaşını dilenci yapar mı arkadaş? Sen vatandaşın geçinemediğini görüyorsun. Maaşının düşük olduğunu biliyorsun çünkü pek çok emekli sosyalden para alıyor. E sen buna rağmen vatandaşın maaşını niye kesiyorsun? Avrupa vatandaşını dilenci yapmış arkadaşlar. Sakın beni yanlış anlamayın. Sosyal yardım alanlara değil bu sözüm. Ben bu sistemi yönetenleri, kuranları eleştiriyorum. Sosyal yardım alacaksın tabii, geçinemiyorsan. Ne yapacaksın? Aç mı kalacaksın? Tabii ki alacaksın. Bunda bir problem yok. Bu ayıp. Bu devleti yönetenler. Bak, Almanya'da yeni başbakan Scholz geldi biliyorsunuz. Göreve başladı. Ve üstelik enteresan bir şey. Çalışma Bakanı, bir önceki hükümetteki Çalışma Bakanı şimdi de görevde. Daha önce bu adam demişti ki 5.2, şimdi utanmadan sıkılmadan açıklama yapıyor. 4.4'e indirdik ve devam ediyor. Emeklilerimizi gerektiği şekilde sevindireceğiz diyor. Böyle mi sevindiriyorsunuz? Bu nedir ya? Almanya'da arkadaşlar bu olaylar gerçekten benim çok tuhafıma gidiyor. Yani Almanya'dan bahsediyorum. Dünyanın ekonomisi en gelişmiş ülkelerinden bir tanesinden bahsediyorum. Yani 3 kuruş vergi kaybına uğradılar diye bu koronavirüs döneminde bu vergileri emekliden, işçiden, çalışandan çıkartıyorlar. O korona yardımlarını verdiler ya, babalarının hayırlarına vermediler arkadaşlar, şimdi topluyorlar işte. Gerçekten böyle. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Emekliye vermiş olduğun maaşı sen nasıl kesersin? Zammı nasıl kesersin? Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Buna da alıştılar. Sorun yok. Devam. Alışıyoruz her şeye. Zaten geçinemiyorsun. Sorun değil. İdare edersin. Arkadaşlar şu anda tıpkı Türkiye'deki gibi emekliler de büyük bir borç bataklığının içerisine sürükleniyor. Borcu olanların sayısı artıyor arkadaşlar. Sosyal yardımlar da bir noktaya kadar yetiyor. Devamı yetmiyor. Çünkü hayat çok pahalı oldu arkadaşlar. Ucuzluk öldü. Ucuz marketleri, geçmişteki ucuz marketleri düşünün. Fiyatları %20, %25 arttı. Dünyanın her yerinde böyle. Sen zengin devlet olarak vatandaşını koruyacaksın. Böylesine zor bir zamanda vatandaşının yanında olmayacaksın. Ne zaman olacaksın? Değerli izleyicilerimiz, lütfen görüşlerinizi siz de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın.